Merhabalar arkadaşlar, Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Miatek hissesini değerlendireceğiz. Çizimimizi nasıl yaptığımızı teknik olarak tekrardan bir üzerinden geçelim. Anlatalım arkadaşlar, sonrasında güncel vadede neler yapıyor ve bundan sonra neler yapması beklenir? Bunların cevabını yine teknik analiz içerisinde birlikte bulmaya çalışalım. Arkadaşlar bakın, bu yayınlar sizlere teknik analizi öğretebilmek adına yapılıyor. Dolayısıyla bu yayınlardan menfaat sağlayabilmeniz için öğrenmek amacıyla dinlemeye çalışın. Bu yayınları dinleyip sadece buradan almış olduğunuz bilgilerle para kazanmak kolay olmayacaktır. O yüzden öğrenin ve cebinizdeki parayı lütfen kendi bilginizle yönetmeye çalışın. Ne Coin Bulucu'ya ne de bir başka YouTuber'a göre hareket etmeyin arkadaşlar. Ve yayınları da bu bilinçle dinlemenizi sizlerden rica ediyorum. Bakın arkadaşlar, bu bölgede iki tane tepe ve bir tane dipten oluşan bir kanal görüntümüz vardı. Ve bu kanal görüntüsüne göre biz Miatek hissesini yakından takip ediyorduk. Sonra kanalın üst bandı iki kez test edildi. Kırılamamayla birlikte düşen bir tepe ve düşen bir dip yaptığını biz bu bölgede gördük. En son şunu söyledik, dedik ki arkadaşlar, kanalın orta bandı destek ve buradan yukarı yönlü tepki yapar. Altında kalırsa da 36.80 minör destek bölgesidir. Bu bölgeden yukarı yönlü tepki hareketleri gelebilir. Ancak bu kanal orta bandı aşağı yönlü kırılıyorsa, her ne kadar minör destek bölgesinden yukarı yönlü tepki hareketleri gelse de beklenti, yani bu kanal orta bandının kırılmasıyla teknik analize göre beklenti 36.80'in altında bir yere fiyatların gelmesi ve ondan sonra yukarı yönlü tepki hareketinde bulunması şeklinde yayınlarımızı yapmıştık. Şimdi arkadaşlar, burada bakın 66.5 TL'lerden 36.90'a kadar düşen bir hisse senedinden bahsediyoruz. 66 TL'den geliyor 36 TL'ye düşüyor. Siz zannediyorsunuz ki şu kadarcık bir tepki hareketinde uçuyor kaçıyor zannediyorsunuz. Bunlar teknik analize göre bir gelgel hareketidir. Yani piyasa yapıcı zaten düşüreceği kadar düşürmüş. 66.5 TL'den 36-37 TL'lere gelmiş. Bu bölgede yukarı yönlü bir gelgel hareketiyle yeni yatırımcılara veya elindeki hisse senedi sayısını artırmak isteyen kişilere malı yıkmak zorunda, bunu satmak zorunda. Bunu satabilmesi için de ne yapması lazım? Bir hareket pozisyonu oluşturması lazım. O yüzden ben burada yapılan yükselişin hem destek bölgesinden yapmış olduğu bir tepki yükselişi hem de piyasa yapıcının elindeki ürünleri satmak istemesinden kaynaklı olduğunu şahsen düşünüyorum. Bunlar benim şahsi düşüncelerimdir. Sizler ile benim düşüncelerim aynı olmayabilir arkadaşlar. Ben grafikleri bu şekilde okuduğumdan dolayı sizlere bunu bu şekilde anlatıyorum. Sen bu şekilde okumuyorsundur. Lütfen kendine göre hareket et. Sakın ve sakın Coin Bulucu'ya göre hareket etme. Çünkü ben burada yine söylüyorum, teknik analiz ne söylüyorsa bunları sizlere ücretsiz öğretebilmek adına anlatıyorum arkadaşlar. Bakın bu bölgeden zaten bir önceki yayını izleyin. 36.80 minör bir destektir. Bu bölgeden yukarı yönlü tepki hareketleri beklenir. Sonrasında buradaki daha önce oluşturmuş olduğu dip bölgenin altında bir dip yapmasını, yani düşen bir dip yapmasını, yani 36.80'in altına bir yere gelmesini bekliyorum şeklinde bir görüş bildirmiştim. Hala da görüşüm aynı. Şimdi burada oluşan tepki hareketini anlamaya çalışalım. Bakın arkadaşlar, önemli bir destek bölgesi kırılıyor değil mi? Majördeki kanalın önemli bir destek bölgesi. Bakın bu bölgeye odaklanın arkadaşlar. Bu bölgede ne yapıyor? Önemli bir direnç bölgesiydi. Burada önemli bir direnç bölgesi yukarı yönlü aşılıyor ve önemli bir direnç bölgesi yukarı yönlü aşıldığından dolayı bu bölge artık ne oluyor arkadaşlar? Destek oluyor. Destek olarak bakın burada retest hareketini yapıyor. Beklenti nedir? Teknik analize göre kanal üst bandıdır. Ama ne yaptı? Direnç olarak çalışan bölgeyi retestle destek olarak çalıştırdı. Teknik analizin böyle bir huyu vardır arkadaşlar. Burada da ne yapması beklenir? Önemli bir destek
destek bölgesi. Bakın burada dirençti, yukarı yönünü kırdı ve destek çalıştırdı. Burada da ne arkadaşlar? Burada da destek olduğunu görüyoruz. Burada da destek bölgesi aşağı doğru kırılıyor. Burada nasıl direnç kırıldı, destek yaptıysa burada da destek kırılıyor ve yukarı yönünü tepki hareketiyle direnç olarak çalıştırıyor. Beklentide bu direncin üzerinde kalamayan bir Miatek hissesi eğer bundan sonraki günlerde de kanal orta bandının üzerine atamazsa direnç bölgesinin de test edilmesiyle birlikte aşağı doğru sert bir düşüş ile 36.80'in altında bir yere gelmesini şahsen bekleyeceğim arkadaşlar. Benim şahsi beklentim ve yorumum bu şekildedir. Tekrardan anlatayım. Bakın önemli bir direnç bölgesi yukarı yönlü aşılıyor. Retest hareketiyle artık destek oluyor. Burada da önemli bir destek bölgesi aşağı doğru kırılıyor ve kırılan bölge retest ile birlikte direnç olarak test ediliyor. Üzerinde kalamazsa tehlikeli bir görüntüyle aşağı doğru düşmesi beklenti dahilinde olur. Lütfen bu yayından önceki Miatek yayınını da izleyin. Bilgilerinizi güncelleyin. Bilgilerinizi ve finansal okuryazarlığınızı lütfen daha yüksek seviyelere çıkarın. Bu haliyle de öğrenin ve cebinizdeki parayı kendiniz yönetmeye çalışın arkadaşlar. Beklentimizi söyledik. Direnç bölgesi burada bakın 46.5'tan geçiyor. 46.5 yukarı yönünü aşılamazsa 36.80'in altında bir yere ve burada da söyledik 35 TL ile 29.5 TL arasında bir yere gelmesini beklerim. Tabii fiyatlar oraya geldiğinde grafikler oluşacağından dolayı onun yorumunu da o zaman yapacağız arkadaşlar. Şu anda 29.5'a da gelecek diyemeyiz. 32'de de duracak diyemeyiz. Zaman bunu bize gösterecek. Belki de kanal alt bandına gelecek ve kanal alt bandına almış olduğu destekle birlikte al pozisyon oluşacak ve yön yukarı yönlü demeye başlayacağız. O yüzden şu anda teknik analiz bize çok uzun vadeyi göstermiyor. Ancak şunu söylüyor. 46.5 TL'nin üzerine atamazsa 36.80 binör destek bölgesinden almış olduğu tepki sebebiyle bu sefer kırmaya gelecektir şeklinde ben okuyorum. Sizlere de onu anlatıyorum. Şimdi teknik analiz bize bunu söylüyor. Neymiş arkadaşlar? Teknik analizde önemli bir direnç aşılıyorsa sonrasında retest ile destek olarak çalışır. Önemli bir destekte kırılıyorsa burada olduğu gibi retest hareketiyle direnç olarak çalışması beklenir şeklinde bize söylüyor. Bakın bu bölgede de ne yapıyor arkadaşlar? Kanalın alt bandını kırıyor. Kırılan bölge ne yapılıyor? Bakın retest ediliyor. İçine giremiyor. Defalarca kez fiyatlar yukarı yönlü gitmesine rağmen bakın bu bölgede kırıldı diye sen burada satıyorsun. Doğru hareket budur. Ama bakın kırıldığı yer 8 TL civarı 7.87 ama fiyatlar kaça kadar gidiyor? Belki 9 TL'ye kadar gidiyor. Ama içinde kapanış yapamadığından dolayı bir süre sonra yeteri kadar piyasa yapıcı, malı yeni yatırımcıya uçacak kaçacak hayalinde olanlara satmasıyla birlikte daha sert düşüşle 6.50'lere kadar fiyatların düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla ne yaptı arkadaşlar? Önemli bir destek bölgesi kırıldı. Yukarı yönlü retest hareketi geldi ve aşağı daha sert düştüğünü görüyoruz. Sonra önemli bir direnç oldu bakın burası. Direnç bölgesi aşıldı. Aşıldıktan sonra ne yaptı? Kendine destek yaptı ve daha sert gitti. Burada da aynısını yapıyor. Direnç aşılıyor. Destek yapıyor. Daha sert gidiyor. Burada da ne beklenir? Destek kırılıyor. Direnç yapıyor. Daha sert düşmesi beklenir. Teknik analiz ne diyorsa gördüğünüz gibi ben sizlere onları anlatıyorum ve öğretmeye çalışıyorum. Şimdi içim oku bulutlarımızdan bakalım. Yardımcı indikatörlerimiz bize ne söylüyor? Daha önce içim oku bulutunun da altına gelmiştik. Sonrasında yapmış olduğumuz tepki hareketiyle içinde kalma çabası içerisine girsek de bakın bugün yine içim oku bulutlarının da altında olduğunu görüyoruz. İçim oku bulutumuzun kararsızlık bölgesine geçiş yeri 43.5 TL'den geçiyor. Ancak benim açımdan 43.5 TL yeterli değildir. Kanal orta bandının yukarı yönlü aşılması lazım. Şurada gösterdiğim gibi bir hareketlilikte olabilir arkadaşlar. Bunları bilemem. Geçmişte yapmış. Bakın destek bölgesini kırıyor. Yukarı yönlü retest hareketleri yapıyor. Ama kırılım ne olursa olsun gerçekleştiğinden dolayı biraz öteleniyor. Belki 2 hafta kadar öteleniyor ama sonrasında daha sert düşüş getiriyor. Dolayısıyla burada kırılım gelmiş. Retest hareketi yapmış. Belki bu şekilde yukarı yönlü test hareketleri yapacak, üzerine atamayacak ve daha sert düşüş gelme ihtimali vardır. Lütfen grafikleri çizin ve ona göre buradaki yükselen direnç bölgesinin üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlamadığına bakın. Ona göre yönü tayin etmeye çalışın arkadaşlar. Benim anlattıklarım, görüşlerim bu şekilde. Yayınlar olan ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmak kendinize bir yatırımdır. Hepinizi seviyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.